Hocam şimdi depresyona geçeceğiz ama onun öncesinde ben başka bir şey sormak istiyorum. Tabii bununla bağlantılı olarak insanlarda fazla ilaç kullanmak depresyona yol açar mı? Şimdi çok çok tehlikeli aşırı ilaç kullanmak. Bütün hasta günümüzde insanlar çoğu depresif. Depresyon, bunalımda. Neden? Artık insanlar büyük şehirlerde yani küçük küçük evlerde, evciklerde yaşıyor. Bir oda, iki oda. Arkadaşıyla yaşıyor, çevresiyle yaşıyor. Ailesinden birçok insan kopmuş. Küçük küçük odacıklarda. Allah'tan ki Türkiye'de henüz Çin gibi değil. Çin'de mesela insanlar neredeyse 4-5 metrekarelik şeyler içerisinde yaşıyorlar. Kafes gibi. Bunalım içerisinde. Yani kafes gibi bir yerde yaşıyorlar. Ortak mutfakları, ortak tuvaletleri. Almanya'da da çok yaygın bu tür bekar evleri denilen evlerde. Yani bu tür zor şartlarda yaşayan insanlar, yani aile yok, çocuk yok, anne yok, baba yok. Kafeste kuş gibi. Bu insan ne yapıyor? Sabahtan akşama çalışıyor. Akşam yiyor, içiyor, gidiyor. Televizyon seyrediyor, yatıyor. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. Akşam geliyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Robot, otomatiğe bağlı. Hayat yok, bitti. Bu kadar mı yani? Otomatik, robot. Makinenin bir parçası gibi. Evet. O duruma düşüyor insan. İşte buradan insanları çıkarmak gerekir. Nasıl çıkaracaksınız? Bu çemberden, bu şeytan üçgeninden insanları çıkarıp bir taraftan çalışırken diğer taraftan da yaşayabilmesi, bir aile, bir yuva kurabilmesi için sosyal hayata adapte olması evet, lazım. Yani Avrupa'da yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Devlet evlenen insanlara çok büyük maddi imkanlar sağlıyor. Yani diyelim ki bir genç bekar yaşıyorsa çok vergi alıyor. Kazancının %50'si vergiye gidiyor. Evli ise ondan çok az vergi alıyor. Bir nevi teşvik çocuğu, gibi bir şey. Evet, çocuğu varsa daha az vergi veriyor. Çocuğu varsa bir de çocuk parası veriyor. Evliliği sürdürmesi için efendim kirayı da şuydu bu da yardım ediyor vesaire vesaire. Almanların nüfusu çok çok azalıyordu, korkuyorlardı. Yaşlı nüfus, bunlar gitti gidecek diyorlardı 15-20 yıl sonra. Alman diye bir şey kalmayacak diye hesap düşünüyorlardı. Ama ekonomik tedbirlerle aileyi kurtarmak için almış oldukları kararlar kurtardı. Şimdi birçok Alman'ın, sadece Alman değil, bütün Avrupa'da böyle. Dünyada böyle. Yani Mısır bile nüfusu bizden azdı, bizi geçti. İran'ın nüfusu bizden azdı, bizi geçti. Türkiye'de 19,5 milyon, yani 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup da evlenemeyen genç var. Evlenip boşananlar hariç. Bir de evlenip boşanıp da ikinci defa, üçüncü defa evlenmek isteyenler, sırada bekleyenler hariç. Yani Türkiye'nin nüfusu bu gidişle tedbir alınmazsa, yani Türkiye bölgenin en zayıf, en cılız ülkesi olacak. Çünkü evlenmesen çocuk yok, nüfus yok, enerji yok, güç yok, bittin gittin. Bütün dünya tedbir alırken biz uyuyoruz. Ne kadar uyuyacağız, ne zaman uyanacağız, ne zaman çözüm? İşte böyle zor şartlarda yaşayan insanlar bunalıma giriyor. Bunalıma girerse işte gelecek korkusu, panik, ölüm korkusu sarıyor. Dört duvar arasında kafes gibi yaşayan insanlar. Buna karşı çok güzel bir bitki var. Nedir o? Evet, biz insanlara evrecik halimiz yok ama bitki bakımından... Evet, bir şekilde depresyona şey çözüm bulmak. Bazı rahatsızlara çözüm. Yani evlenmenin tabii teşvik etsek iyi olur ama imkanımız olsa da 19 milyon 500 bin kişi everebilsek. Eversek de Türkiye'nin nüfusu 15-20 yıl sonra dünyanın en güçlü ülkesi olsa. Zaten Türkiye buna tedbir almazsa dünyanın en güçlü ülkesi değil. Allah korusun, tehlikeli bir noktaya gidiyor. Çok riskli, çok büyük. 15-20 yıl sonra Türkiye dünyanın en yaşlı ülkesi olacak bu gidişle. En yaşlı ülkesi. Avrupa'ya, Amerika hepsinden yaşlı ülke. Yaşlı insanlar topluluğu olacağız. Türkiye'de bir de tembeller ordusu var. 30 yaş 39-40 yaşında herkes emekli oluyor. Emekli olanın kasları gevşer, organları gevşer, kalp atışı yavaşlar, tez yaşlanır, tez ölür. Yani tembel insan tez yaşlanır, tez ölür. Bir atasözü var. Çalışan demir, efendim pas tutmaz hesabı. Bu sarı kantorun biraz kurumuş. Aslında böyle değil. Sarı kantorunun
birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin. Evet. Hipeforin %1 oranındadır. Çok az. Bir kişide depresif bir rahatsızlık başlamışsa, panik atak, depresyon, stres, üzüntü, sıkıntı, iç bunalım, korku, endişe gibi rahatsızlık başlamışsa, sarı kantaron çayı hafif rahatsızlarda iyidir. Vaka ilerlemişse, sarı kantaron ekstresi gerekir. Ekstre nedir? Damıtılarak elde edilen özü. Damıtılarak elde edilen özütü, normal olarak bitkinin birleşimindeki etken madde %1. Şimdi mesela 100 gram sarı kantaronun birleşimindeki etken madde 1 gram. Şu da bir kapsülün içerisinde 1 gram. 100 gram çay içemeyeceğinize göre konsantre olması gerekir. Konsantre olursa ağır vakalarda sarı kantaron Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar artık hastalarına antidepresan olarak yazıyor. Türkiye'de de hastalara artık doktorlarımızın bunu reçete olarak yazması gerekir. Yani kimyasal ilaç yazarsan ne olur? Mesela bir beyefendi geldi geçen, doktor antidepresan vermiş, ne olmuş? Antidepresan kullanmış 3 ay sonra vatandaşın hormonu bitmiş, erkeklik gitmiş bitmiş. Doktor demiş ki evladım sen ne yaptın? Efendim antidepresan kullandım. İyi etmişsin, iyi halt etmişsin demiş, kızmış. Antidepresan kullanmış, cinselliği bitmiş. Hanıma demiş ki, hadi başın çaresine bak. Benden bu kadar yolumuz ayrılıyor demiş. Adamcağız gelmiş, bana ağlıyor, ne olacak şimdi halim? Doktoruna git dedim. Doktorum bir şey yapamayız demiş. Dedim ben ne yapayım? Bakalım, çalışalım. Yani belki. Yani bu nedenle antidepresan kullanmak, ağrı kesici kullanmak. Birçok insan antibiyotik, ağrı kesici, çeşit çeşit haplar alıyorlar. Ne yapıyorlar? Leblebi gibi atıyor. Sanki hiç zararsız yan tesiri yokmuş gibi. Her türlü kimyasal ilaç tehlikelidir. Avrupa'da, Amerika'da binlerce insan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yılda 200 bin kişi ölüyor. Bu ne demek? Türkiye'de de ortalama en az yılda 50 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Ama bizde istatistik veri yok. Ortalama 50 bin kişi ölüyor. Ama bu konu gündeme gelmiyor. Kimse bu konuya değinmiyor, açmıyor. Gizli kapaklı kalmış.